Sesi biraz daha açar mısınız? Çünkü bu ülkede hiç ardı arkası kesilmeyecek şekilde kadın cinayetleri işleniyor. Oo, yeşil gözler. O güzel gözler. Toprağın altına girmemeliydi. Niyeyse duyulmuyor, niyeyse durdurulmuyor. Asıl alınması gereken önlemler alınmıyor. Belki biz duyururuz biraz. Sesi biraz daha açar mısınız? Ona yalvarıyordum. Benim peşimi bırak. Bak ben seni sevmiyorum. Saçlarımdan tutup beni yerde sürüklemeye başladı. Silahı arkadan çıkartıp kafama sıktı. İçimden diyorum ki abla diyorum beni kurtar. Dedi ki abla kurban korkma dedi. Korkma. Benim her şeyimi elimden aldı. Okulumu aldı. Şarkı söylüyordum sesimi aldı. Yürüyordum, ayaklarımı aldı. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme ve kadına şiddet karşısında önleyici maddeler barındıran bir sözleşme bu. Nedense Türkiye'de uygulanmıyor. Benim adım Mutlu ama doğduğum günden beri bir gün bile mutlu olamadım. Şarkı söylüyor musun? Söyleyeceğim, sesim açılacak, yürüyeceğim. Çünkü ben toprağa basmayı çok özledim. Ben yağmurda ıslanmayı çok özledim. Ve bu adaletsizlik kimsenin yanına kalmayacak. Ne Veysi Ercan, ne Yusuf Çalışkan, ne de diğer kadınları öldüren kimsenin yanına kalmayacak. Katars Extra'nın bu bölümüne başlarken sizden bir şey rica edeceğim. Sesi biraz daha açar mısınız? Çünkü bu ülkede hiç ardı arkası kesilmeyecek şekilde kadın cinayetleri işleniyor. Bu ülkede öldürülmeyen kadınlar kadına şiddetle beraber gençlikleri, çocuklukları, yetişkinlikleri paramparça edilerek, eksik bırakılarak hayatlarına devam etmek zorunda kalıyorlar. Niyeyse duyulmuyor, niyeyse durdurulmuyor, her yerde devam ediyor, asıl alınması gereken önlemler alınmıyor. Belki biz duyururuz biraz, sesi biraz daha açar mısınız? Hatta sadece ekranın sesini de değil, vicdanın sesini de biraz daha açarak bugün Mutlu ile konuşmaya başlayalım. Onu bilenleriniz var aranızda. Mutlu, seni tanıyoruz biz. Evet. Başka kadınların hayatlarından da tanıyoruz. Sana da birebir aslında eşlik etmiş olduk bu 5 yıl boyunca. Elimizden çok bir şey gelmedi. Ama 5 yıl önce sen yine aslında bu ülkedeki birçok kadının hayatında olduğu gibi hayata eksik bırakılan gencecik bir kız oldun. 5 yıl önce başından vuruldun. %96 engelli olarak hayatına devam ediyorsun. Gelmek istedin, iyi ki istedin. Evet. Bu koltuğa da hoş geldin. Nasılsın şu anda? Hoş bulduk öncelikle. Ben iyi değilim ama iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah iyi olacağım. Ben iyi olacağım. Ve Türkiye'deki tüm kadınlar iyi olacağız. Tek temennim o. Bu programa gelmek istedin. Neden gelmek istedin? Küçük yaşta çok ağır şeyler yaşadım. Yani çok çok acı. Belki de başka bir kadının, başka insanların kaldıramayacağı şeyler yaşadım. Gelmek istedim çünkü tüm Türkiye beni görsün. Benden güç olsun. Beni görsünler ve el ele tutuşup adaleti sağlamak için geldim. Sesimi duyurmak için. İyi ki geldin Mutlu. Bizim de amacımız görünür olmak. Görünmeyeni de görünür kılmak zaten aslında. Gel en başa dönelim birlikte. Senin doğumunda annenin kalbi durmuş. İşte annem biraz ağır bir doğum süreci yaşamış. Fazla kan kaybı yaşamış. İşte doktor demiş ki hani biz burada doğumu yapamayız. Diyarbakır'a götürün. Ama sonra doktor baktı hani... Bakmış kadın ölecek, işte orada doğum yaptırmak zorunda kalmış. Sonra anne beni doğurduktan sonra fazla kan kaybından kalp durmuş. Hemen orada beni hastanede bırakıp apar topar annemi Diyarbakır'da fakülteye sevk etmişler. İşte orada annem böyle bir iki ay, aylarca yoğun bakımda kalmış. Ve abicim orada 3 gün boyunca beni annem öyle olduğu için hastaneden unutmuşlar. Ablalarım, abim, babam
Hepsi Diyarbakır'da hastanede. Beni unutmuşlar. Seni 40 gün ablan emziriyor aslında. Evet, ablam da Sevil ablam küçük yaşta evlilik yaptı o da. Onun da bir çocuğu vardı Serhat adında. İşte annem yoğun bakımda olduğu için o benim süt annem oldu. Yani 40 gün boyunca, bir ay boyunca o beni emzirmiş. O bana bakmış annem yoğun bakımdan çıkana kadar. Aslında bir şekilde anne kız tutunmaya çalışarak bu dünyadaki hikayen başlıyor senin. Diyorsun ki Mutlu, erkek çocuklarının itibar gördüğü bu coğrafyada yaşadığımız için benim doğumuma ailem pek sevinmemiş diyorsun. Ya biz şöyle diyeyim, biz 8 kardeşiz. İşte 6 kız, 2 erkek. İşte biri erkek bekliyorlarmış. İşte ben de kız olmuşum. Kız olunca hani pek şey olmuş, sevinmemişler. Benim işte abimle babam nüfusa gidiyorlar adımı, ismimi koymaya. Tabii bunlar konuşmamışlar hani adını ne koyalım diye. İşte abim demiş ki babacığım demiş hani olmuşken bari mutlu olsun. Hani kız olmuşken bari mutlu olsun ki adı gibi mutlu olsun. Öyle abim benim adımı koymuş. Peki bir hatırlasana Diyarbakır'ı, o evi ama çocukluğundaki zamanlarıyla beraber nasıl bir evdi, nasıl bir aileydi senin çocukluğundaki ev ve aile? Ya ailem sevgi dolu bir aileydi. Evet, çok zor günler geçirdik. Ama hani her şey güzeldi. Biraz maddi durumumuzda, ya ben doğduktan sonra babam büyük bir çöküş yaşamış. Hani şirketi batmış. İşte şans, yani benim şanssızlığım doğduğum günden bir başlamış. Hani bütün ablalarım evlendi. Sonra ben ve annem tek kaldık evde. Ve benden küçük erkek kardeşim Hakan. Sonra annem rahatsızlandı. Akciğerinde sıkıntı çıktı. Sonra ben işte daha o zaman 13 yaşındaydım. İşte o andan sonra evin tüm yükü üzerimde kaldı. Evin temizliğini ben yapıyordum. İşte annem hasta olduğu için ekmekler açıyordum. Gözleme açıyordum böyle. Hani her türlü yemek yapardım. O zamanlar çocuklar dışarıda oynarken yani ben yaşayamadım. Ama inanır mısınız hiç kendi yani şikayetçi olmuyordum. Çünkü o benim ciğerimdi, annemdi. O gurur diyordum. Yemek yapmak, temizlik yapmak hoşuma gidiyordu. Çünkü ben annemin hizmetini yapıyordum. Beden eğitimi öğretmenliğini kazanmıştım. Yani sınava da hiç yani dershaneye gitmedim. Hiç hazırlanmadım. Okula başladım. O zamanlar kardeşim Hakan da Fen Lisesi'nde okuyordu. İşte bir iki ay gittikten sonra annem bana kızım dedi. Kendi bir seçim yapmak zorundasın. Ya sen bırakacaksın okulu ya da kardeşin. Ben de kardeşim daha küçük. Ve bir de hani iyi bir okuldaydı Fen Lisesi. Kötü bir okul değildi. Ben dedim ki hani bizim oralarda da hani erkek çocuk kıymetlidir, değerlidir. Aa, yani asla dedim hani dedim olur mu öyle şey? Dedim ben şey yaparım, ben dondururum. Hani çalışırım bakalım kısmet ne zaman olursa okula devam ederim dedim. Beden eğitimi öğretmenliğini istiyor muydun çok? Çok istiyordum çünkü ben futbolcuydum. İkinci ligde işte futbol oynuyordum Mardin'de. Bir de voleybolcuydum. Üçüncü ligde oynuyordum onu da. İşte sporu seviyordum. Bir yandan da şarkı söylüyordum. İşte hani dışarıda okuma. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum 4 yıl lise. Müzik biliminde. İşte Diyarbakır'da üniversite yoktu. Bedeni şey, müzik öğretmenliği. İşte dışarıda okuyabilme hani imkanlarım da olmadığı için beden eğitimine yöneldim. Hani hem futbol oynuyordum hem voleybol. Dedim ki hani yani bari onu da seviyorum hani boş durmuyorum onu okuyayım. Biz senin sesinle bir yarışma programında, sesi çok güzel yarışma programında karşılaştık. Seninle karşılaştık ve hakikaten o akşam
ekranları başında Türkiye'den, Türkiye dışında izleyen herkesi büyüledin. Yani böyle sanki yılların sessizliğinin de çıkışı gibi bir sesti o. Nasıl oldu yarışma süreci? Sanırım bir arkadaşın senin adına başvuruyor. Evet, ya işte ben evde yine temizlik yapıyordum mutfakta. İşte bulaşıkları yıkıyordum. Baktım, işte arkadaşım bana beni aradı, mesaj attı. Dedi Mutlu, ben böyle bir şey yaptım. Seninle onda videom vardı, o da İstanbul'da yaşıyor. Dedi ben senin adına başvuru yaptım. Ben işte ilk önce biraz şey yaptım, işte niye yaptın? Sonra da sevindim. Hani dedim neden olmasın ki? Hani şarkı söylemek suç değil ki. Yani şarkı söylüyordum, seviyordum. Hani bir yeteneğim vardı. Hani dedim neden olmasın ki? Hani gideyim, söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey vardı. Ya çalışıyordum, para yetmiyordu, işe gidiyordum. Hani dedim ki şöyle de yaparım. Hani giderim yarışmaya katılırım. İşte kazanırım ya da öyle ya da böyle bir şekilde hani aileme, anneme bir ev alırım. Onun ümidiyle yarışmaya girmiştim. Beni şey yarışmadan aradılar. Sonra ben kantinde çalışıyordum. Ölen ablamın kantininde çalışıyordum. Bir gün baktım ki büyük bir kalabalık geliyor. Benim de haberim yok. Sonra baktım karşımda Sibelcan. Şok oldum, haberim yoktu. Çok şaşırmıştım. Şey dedi, hadi dedi, seni yarışmaya götürüyorum. İşte orada şey, müzik hikayem orada başlamıştı. Ondan sonra işte yarışmaya gitmiştim. Mutlu, aslında bu kişi, seni vuran kişi yarışmadan sonra senin karşına ilk kez lise dönemlerinde çıkmaya başlıyor. Evet. O ilk karşılaşmaları sen anlatır mısın? Ya şöyle diyeyim. Yani ben lise 1'deyim. Ben de öyle hayal meyal hatırlıyorum. Yani baktım bir siyah bir araba geliyor. Hani hiç takmadım. Ben daha küçüğüm. Daha 14-15 yaşındayım. Hani o adam da büyük. İşte orada beni görmüş. O an orada beni aklına kazımış. Onun kuzeni, benim arkadaşım gelip teklif verdi. Şey işte teklif ederiz. İşte böyle bir biri var. İşte kabul eder misin? Ben de daha küçüğüm. Yok dedim abiciğim, olur mu öyle şey? Hayır dedim. Hatta birkaç defa daha demişti. Ben yok dedim, ben istemiyorum. Sonra işte lise sonunda, lise bitti, lisenin yazında baktım bir mesaj geldi. Arkadaşım numaramı ona vermiş. Neyse işte merhaba tanışabilir miyiz falan. Tabii ben ilk önce hani test demedim. Çünkü hani sonuçta hani nasıl derler yani yam değilim ki. Hani böyle küfür edeyim, dep edeyim. Yani yapamam, benim şeyim de yok. Hani karakterim öyle değil. Hani güzel şey yok dedim. Hani olmaz. Hani güzel şey ve hatta birkaç defa arkadaş olarak konuştuk. Ve sonra bu durum ilerledi. Bana daha çok bağlanma başladı. Ve ben onu istemedim. Ben istemedikçe o daha çok hırs yaptı. Beni elde etmeye isteği vardı onda. Hı hı. Neler yapıyordu Mutlu mesela bunun için? Tehdit ediyordu. Sürekli tehdit ediyordu. İstediğim bir şey yapmasam saldırıyordu. Çıkacaksın diyor. Çıkmasam gelirim işte içeri. Hepinizi öldürürüm. Seni döverim. Aile nefsi duyar. Ben de korktuğum için çıkıyordum. Kaç yaşındaydı o zamanlar? O büyüktü. 30, 28, o civarda bir şey tam bilmiyorum. Hı hı. Sen 16-17 yaşlarındasın. Ben aslında o zaman 17-18 yaşındasın. Ben de korkuyorum. Hı. Yani aşırı tehdit var. Beni birçok kez kaçırmaya kalkıştı. İşte ben de istemedim. Sevmiyordum. Hayır diyordum. İşte zorla kaçılmaya kalkıştı bir keresinde. İşte dövdü. Şiddet uyguladı bana. Yine de ben anne ne olursa olsun istemedim. İşte bir yandan da şöyle bir şey vardı. Ya abime söyleyemiyordum, anneme söyleyemiyordum. Çünkü o herif bir Sercan adlı kişi öyle bir canlıydı ki. Hani abim konuşarak onu halt edemezdi. Yani abim ya onu öldürecek. Hani
konuşularak ilgini edilecek bir adam değildi. Gözünde kan bürümüştü. Bana diyordu ki, mutlu diyordu. Ya benimsin ya kara toprağım. Bir ölmesen de seni sakat bırakacağım. Kimse seni almayacaklar. Bir başkasına onunla yaşamazsa yaşam hakkı vermeyen zihniyet aslında. Peki o dönemde herhangi bir şikayette bulundun mu sen? Ya bir kere bulundum. Yani bir kere bulundum ama sözde uzaklaştırma verildi ama nafile. Gözümü sabah açtığımda pencereni, kepencereyi açınca bakıyordum yine kaçtı o. Yine beni sabaha kadar beklemiş. Yine beni izliyor. Ben sürekli düşünüyorum ben ne yapayım, ben nereye gideyim? Bir iki polis arkadaşım vardı. Ya abi dedim, benim başımda şöyle şöyle bir şey var. Ya bana yardım edin. Lütfen beni kurtarın. Ben aileme söyleyemiyorum. Hani söylersem kötü şeyler olur. Beni siz kurtarın. Ama düşünün polisler bile korktu. Ve ben o zaman çocuktum, cahildim. O öyle bir cahildi ki baş edemiyordum. Çünkü tehdit ediyordu. Her gün tehdit, her gün, her gün. Artık yani bıkmıştım. Polisler bile korktu ne demek Mutlu? Bilmiyorum. İşte iki arkadaşım işte söyledim ki çekindiler. Korktu derken anlattım. Ben de anlatınca onlar korktu. Yanaşmadılar yardım etmek için. Bana yanaşmadılar. Aslında hem sen sevdiklerini korumak için ve ne yapacağını bilemediğin için, korktuğun için ailene çok detaylarıyla anlatamıyorsun. Hem de destek alabileceğin insanlardan da çok destek alamıyorsun. Yalnızsın aslında. Şiddetten bahsediyorsun, fiziksel şiddetten, tehditten bahsediyorsun, psikolojik şiddetten bahsediyorsun. Ama bunlarla beraber o dönemi bir şekilde daha yalnız geçiriyorsun anladığım kadarıyla. Yarışma sürecinde, sen yarışmaya katıldığında da o buna müdahale ediyor bildiğim kadarıyla. Evet. Nasıl? Ya ben işte orada fragmanlarda işte görmüş Mutlu Kaya, Arakan, Sivilcan falan görmüş. Ve kalkıp Fox TV'ye gitmiş. Demiş ki ben onun amcasının oğluyum. Mehmet Kaya adını da Mehmet Kaya olarak vermiş. Demiş ki bu kızı almayacaksınız. Biz istemiyoruz. İşte ben amcasının oğluyum. Kabul etmeyeceksiniz. Sonra bana söylediler. Ben yok dedim. Hani benim ben tanımam etmem. Hani zaten direkt aklıma geldi dedim. Kesin bu. Onlara da olayı anlattım. Sonra yarışmaya katıldın sen. Bölümler yayınlanmaya başladı. O süreçte ne yapıyor? O süreçte tabii hani beni TV'de görünce ve insanların bana olan ilgisini görünce daha çok çıldırdı. Hani bu kız daha çok kıskanmaya başladı. Hani şöyle işte bu kız daha gidecek, ben bir daha bunu tutamam. Hani Erkan'ı da biliyordum, Erkan'ı beni yurdunu takip ediyordum, biliyordum diyordu. Hani İstanbul'a gelirsem artık hani bir şey yapamayacak. Daha çok o zaman tehditleri ve evlenme isteği, beni kaçırma isteği daha çok arttı. Ya sabahlara kadar düşünüyorum. Ya ben nereye gitsem? Ya diyorum ki hani kalkayım gideyim başka şehire. Ben başka şehire gidersem bu bana yine ulaşır. Bana ulaşmasa bile benim sırf ben üzüleyim canım yansın diye orada benim annemi öldürür. Yapabilecek bir cani. Ya onda cani de denmez. Yani çok çok farklı. Hani bazen diyorum ki hani şeytan bile bu kadar kötü olamaz. Çünkü o kadar hani hem küçük yaştayım hem de o kadar tehdit alıyorum ki. Onunla yalvarıyordum. Diyordum ki bak sana yalvarırım. Benim peşimi bırak. Bak ben seni sevmiyorum. Lütfen. Hani ben seni sevsem ben seninle niye evlenmeyeyim ki? Yani insan sevdiğini niye almasın ki? Ben onu sevseydim hani gider evlendirdim, hani bunda kötü bir şey yok ki. Her insan evleniyor. Ama olmuyordu. Bu vurulduğun akşam sen anlatır mısın? Ne oldu? O gün işte 18 Mayıs. İşte o gün sabah onda uyandım. Anneme dedim ki anneciğim, bizim evde internet yoktu. Ölen ablam Dilek'in evinde internet vardı.
Bana da şarkı sözleri lazımdı. Bir de hani yarışma devam ediyordu ya. İşte onun için çalışmam gerekiyordu. Telefon da hani tuşlu telefondu. İşte dedim anneciğim, dedim ben ablam Gül'e gidebilir miyim? Kızım tabii gidebilirsin dedi. Ben de Hakan kardeşimle sabah onda çıktım. İşte orada birkaç işim vardı. Demiyorsun o cani beni sabah kapının önünde bekliyormuş aracıyla. Unutmam hayatta beyaz bir taksiyle. Beni bekliyormuş. İşte o gün tüm gün boyunca beni takip etmiş. Benim haberim mi? Hiç yok. Hiç şey hissetmedim bile. Hani insan, bir insanın takip ettiğini az da olsa hisseder. Ama şansa ben hiç hissetmedim. İşte oradan benim ablamın evine, ablamın evine kadar girdiğimi görmüş. İşte gece böyle üç sıralı sularıydı. İşte kardeşim uyumamıştı. Ders çalışıyordu. Gece böyle bir tatlı isteği uyandı bende. Tatlı yemek istedim. İşte Hakan'a dedim. Dedim Hakan çikolata var mı? Sen aldın mı? Evet dedi abla çikolata aldım. Sonra bana verdi. Çikolata yedim sonra su içtim. Neyse sonra uyumadım. Biraz işte müzik açtım. Ayna bir... Tam dış kapının önünde bir ayna vardı. İşte oranın önünde önüne geçtim. Biraz şarkı söyledim. Hani prova yapıyorum. Neyse baktım. Arama geldi. İşte oydu yine. Neyse Ercan. Reddettim. Bir de mesaj atmış. Çık dışarı seni tek öldüreyim. Yoksa ben giderim hepinizi öldürürüm. Hani giderim içeri hepinizi öldürürüm. Tabii ilk önce ben şey yapmadım. Yine hani alttan ağlıyorum. Yalvarıyorum bak. Diyorum bak sana yalvarıyorum. Tamam diyorum bak kabul ediyorum tamam. Sen sakin ol. Lütfen dedim. Hani ben gece işte benim ne işim var dışarıda. Şey yapma bak anne ablam uyuyor. Kardeşim evde yapma. Çok dedi çıkacaksın. Çık dedi iki dakika sana bir şey diyeceğim. Neyse ben çıktım. Ablamın kapısının önüne tam kapının önüne çıktım. İşte orada direkt çıktığım gibi bileğimden tuttu. Sağ elimin bileğinden tuttu. Hadi dedi gidiyoruz. Ben de hani korkuyorum ya. Hani beni dövmesin. Şiddet uygulamasın diye. Çok dedim bak dedim. Lütfen dedim durur musun? Hani altına alıyorum ki. Hani ya öldürecek biliyorum ya öldürecek. Ya da hani bir şeyler yapacak. Yok dedim bak lütfen dedim. Bak şimdi olmaz dedim. Bak sonra dedim. Lütfen dedim. Ben de elimi çektim. Elimi çekince hani ya onunla kesinlikle gitmeyeceğimi anladı. Sonra bana tekme attı. Yere düşürdü beni. Saçlarımdan tuttu. Saçlarım da o zaman böyle uzundu. Saçlarımdan tutup beni yerde sürüklemeye başladı. Beni yerde sürükledi. Yerde sürükleyince saçlarım kulağımın arkasındaki saçlarım hepsi onun elinde kaldı. Böyle kel olmuştu sonradan geldi. Saçlarım kökünden hep ellerinde kalmıştı. Sonra işte yok dedim ağladım dedim Allah razı olsun beni bıraktı. Dedim bıktım lütfen sana yalvarıyorum. Benim peşimi bırak. Öyle dediğim gibi silahı arkadan çıkartıp kafama sıktı. Yani artık kader midir? Yani şans bence. Hani herhalde daha ecelim gelmemişti öyle diyorum. Daha sürem dolmamıştı. O anı fırsat bilip yerde sürüklene içeri kaçtım. İşte kaçarken tabii o da arkamda. Hani böyle başkalarıma falan değil, karıma değil. Direkt kafama sıkıyor o kurşunları. Galiba ben içeri girdim. Kapıyı kapattım ki dördüncü kurşun pencereden kafama denk geldi. İşte orada ben
Yani koşunun neredeydiğini bilmiyorum. Hani hissetmedim koşunun acıyı, hissetmedim. Evet bana bir şey oldu ama ne oldu bilmiyorum. Hani sanki öldüm mü bir şeyler oldu. Sonra ben böyle yüzüstü düştüm. Şu kolum altında kaldı. Sonra baktım, öğlen ablam Dilek. Baktım tabii hani koşum beynimde olduğu için konuşma yetimi o an hemen kaybetmişim. Sonra içimden diyorum ki abla diyorum beni kurtar. Ablam da sanki sesimi duyarım hani sanki duyarmış gibi dedi ki abla kurban korkma dedi korkma. Dedi seni kurtaracağım hiçbir şey yok dedi. Korkma dedi seni kurtaracağım. İşte o an tabii kardeşime de ses gitmiş. Kardeşim de camlara bir yerde kırılmış Hakan kardeşim. Ablam beni sırtına almış. Öğlen ablam Dilek sırtına almış. O Hakan kardeşim de hep o camlara basmış ayakları kanlar içinde. Tabii bunları bana sonradan anlatıyorlar. Terlik falan giymet. Yolun ortasına düşmüş. Demiş hani kurtarın bir taksi. Bir iki taksiyi durdurmuş. Durmamışlar. Sonra biliyor musunuz şey alkol içki kullanılan bir adam Osman adında bir insan. Hani normalde hani çok şey derler. Hani onun hakkında kötü konuşurlar orada. Ama herkes yani o iyi konuşan insanlar durmamış arabada. O kötü sözde kötü adam durmuş. İşte ablam hemen beni sırtında götürmüş şeye. Devlet hastanesine. Tabii herkes hani ölecek gözüyle bakıyormuş çünkü orada kalbim durmuş. İşte sonra beni oradan hani onlar bir şey yapamadılar. Kalbim durunca direkt beni şeye, Diyarbakır'da Gazi Yaşar Gelli Hastanesi'ne sevk etmişler. İşte orada şans eseri benim doktorum Ulaş Hoca nöbetçiymiş. İşte artık o birkaç kere kalbim durmuş. Bir ara 20 dakika boyunca kalbim durmuş. İşte o yüzden şey şu an beynimin %87'si hasar olduğu için doktorlar benim konuşabildiğime, benim aklımın yerinde olduğuna hani artık hani inanamıyorlar. Bana diyorlar ki Mutlu sen mucizesin. ...58 gün yoğun bakımda kalıyorsun Mutlu. 58 günün sonunda sen gözlerini nasıl açtın? Nasıl bir dünyaya açtın? Ellerim hissetmiyordum. Ayaklarımı hissetmiyordum. Sonra bir hemşire vardı. Zeki abi böyle bacağımı yukarı kaldırdı. Baktım ki ben biraz etli putlu bir kızım. Hani balık etliydim. Bir baktım ki bacaklarımda sadece kemiklerim kalmış. O kadar kısa zamanda 48-46 kilo düşmüşüm. Neyse sonra ben gözümü açtığım zaman ben demedim ben yani bana ne oldu ben niye elim ayağım tutmuyor ve o zaman hiç konuşamıyordum. Böyle kapımı şöyle bile yapamıyordum. Bir ölüden farkım yoktu. Tek ölülerden tek farkım nefes alabiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Ve ben o halde bile dedim ki Allah'ım dedim. Sana şükürler olsun ben o halde kurtuldum. Evet ben böyle kaldım ama ben artık o halden kurtuldum. Hani onun o tehditlerinden, onun peşimde gezmelerinden o kadar sıkılmıştım ki küçük yaşta benim hayatımı, benim psikolojimi, benim her şeyimi elimden aldı. Okulumu aldı, şarkı söyledim şarkı. Sesimi aldı. Yürüyordum, ayaklarımı aldı. Ellerimle saçlarımı çok seviyordum. Artık saçlarımı tarayamıyordum. Yani her şeyim benden aldı. Ben de onlara rağmen bile dedim ki Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Rabbim ben o cehennemden kurtuldum. Yani daha doğrusu kurtulduğumu sandım. Çünkü ben
Türkiye'de adaletin olduğunu sanıyordum. Aslında sen bedensel olarak o haldeyken bile ruhsal olarak bunca yıldır yaşadığın bir şekilde o şiddetin birçok boyutunun, tehdidin, tek taraflı ısrarlı takibin, sonunun gelmesine sevinecek haldeydin gözlerini açtığında. Sonra nasıl bir ceza aldı? Ya tabii ben sanıyordum ki hani hocani en az diyordum hani çünkü beni öldürmeye kalkışmıştı, bana kurşunlar sıkmıştı kafama ve o hani ben diyordum hani en az 25 yıl yatar. Hani seviniyordum. Seviniyordum derken hani onun yatmasına değil, kendimin kurtulduğuna. Hani o içeride yatacak. Ben de tehdit olmadan hani öyle yatıp yani bu halim onun tehditlerinden iyiydi. Onun bana uyguladığı işkencelerden iyiydi. Ve o cani sadece bir genç kızın hayatına karşılık 9 yıl. Sadece 9 yıl. Ya şu an onun sadece 3-4 yılı kaldı. Çünkü yani ben böyleyim, ben belki de ömür boyu böyle kalacağım. İşte başkasının sırtında. Yani belki de annem ölünce, ablam ölünce beni yurda atacaklar, bilmiyorum. Yani sonumun ne olacağını bilmiyorum. Ve bir genç kızın hayatına karşılık devlet sadece, yasa sadece 9 yıl dermişti. Ben kaldıramıyorum. Sesi açın dediğim yer orası aslında. Mutlu bunları anlatmak için ailesiyle beraber Diyarbakır'dan buraya geldi, bizim yanımıza geldi. Sana anlatmak istiyorum dedi ve geldi. Mutlu bu koltuğa ailesi tarafından taşınarak oturtuldu. Mutlu şu anda %96 engelli olarak hayatına devam ediyor. Yani burada aslında onu vuranın suçu bir tarafta zaten. Ona bu süreçte destek olacağını vaat edip sonra desteğini çekenlerin ya da devamını getirmeyenlerin suçu. Çünkü bu umut tacirliğidir. Ya bunu söylemeyin, yapmayalım o zaman bunu. Aynı zamanda bu adalet sisteminde Mutlu'nun bundan 3 yıl sonra korkarak yaşamaya devam edecek olması bir tarafta. Diğer tarafta Mutlu'nun hayatım boyunca ben belki böyle kalacağım, gençliğim, sesim, müziğim, hayattaki umutlarım gitti deyişini duyun. Sesi oralardan açalım aslında biz. İyi ki anlatıyorsun ve buradasın. Evet. Tabii ki umudumuz var mücadelen evet, için, tabii. Tutunman için, tedavin için ama kimsenin de umut tacirliği yapacak hali yok bu sürecin içerisinde. Duyuralım bunu, söyleyelim. Korkularını da söyleyelim, bundan sonraki hayata dair üzüntülerini de söyleyelim aslında. Ya da sen söyle, sen ne istiyorsun? Yani hakim, orada yargı, yasa artık bilmiyorum. Her neyse, siz o adama 15 yıl ceza verdiniz. Bırak onu 15 yıl yatsın. 15 yılı 9 yıla indirmeyin. Bari bırakın biraz içim soğusun. Ben dedim ki belki de ömür boyu böyle kalacağım bilmiyorum. Belki de iyileşeceğim. İyileşeceğime inanıyorum. Rabbim büyüktür. Çabalıyorum, sporumu yapıyorum her gün. Çok aşırı derecede mücadele ediyorum. Rabbimin izniyle iyileşeceğim. Ama şöyle bir gerçek var, ben iyileşemeyebilirim de. Elimi kaldırıyorum ama şu an iki elim de tutmuyor. Ayaklarımı hareket ediyorum. İkisi şu an tutmuyor. Yemeğimi yiyemiyorum, yürüyemiyorum. Farkındaysanız hani çok doğru düzgün konuşamıyorum. Çok düzgün kendimi ifade edemiyorum. Ve buna karşılık ocağına 3 yıl sonra çıkıp belki de ya yine bana yaptığı gibi başka kadınları öldürecek. Çünkü öyle bir caniden beklenir. Ya başka bir kadını öldürecek ya da mutlu bir yuva kurup hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Topluma geri alınacak. Ama ben de toplumdan çıkarıldım. Daha nasıl çıkarıldım? Çünkü nasıl şarkı söyleyemiyorum. Kendi işimi kendim göremiyorum. Ben bu adaletsizliği kabul edemiyorum. Bunu kaldıramıyorum.
Söylemiş ol bunları adalet adına. Kendi hayatın için ne istiyorsun, ne bekliyorsun? Buradayken söyle lütfen. Bizim, ben hani şunu tüm kadınlar için söyleyeyim. Bizim tek isteğimiz, hani biz yaşamak istiyoruz. Biz mutlu olmak istiyoruz. Benim adım mutlu ama doğduğum günden beri bir gün bile mutlu olamadım. Bir gün olsun. Yani tabii yani ben böyle küçük şeylerle mutlu olacak bir insanım. Geçen gün ablam bana şu bilekliği aldı. Yani onun mutluluğu yani 2 haftadır bana aldığı bileklikle halen içimde heyecanı var. Dün bir yerde bir böyle küçük bir köpek beni sevdi, böyle ağzımı yüzümü yaladı ve ben o köpeğe dündendir sanki böyle aşık olmuş gibiyim. Hani çok küçük şeylerle mutlu olan bir insanım. Hani ben sadece yaşamak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Ve hani iyileşmek istiyorum. İyileşip tüm kadınlara, Türkiye'de ve dünyadaki tüm kadınların arkasında olmak istiyorum. Gerçekten hem şok edici hem de ne acı ki ablanı da böyle kaybettin. Sen anlatır mısın bize? Dilek ablam, yani ilk günden beri ben böyle yoğun bakım sürecinden beri hep yanımdaydı. Bir dakika olsun benim yanımdan ayrılmadı. İşte neyse her zaman onun boyu biraz benden kısaydı. Şurama falan gelirdi. Bir de çok zayıftı. Ablam o haliyle beni sırtında taşırdı. Merdivenlerden çıkarken bazen hasta olurdum, çıkamazdım. O haliyle beni sırtına alırdı. İşte hemen tuvalete iç diye lavaboya yetiştirirdi. Yani ben ilk zamanlar hani öyle gibiydim diyorum ya. Benim altındaki firmayı bile o değiştirirdi. Hani bana öyle bakan bir ablamdı. O ben vurulduğumda beni duymuş gibi abla kurban dedi. Korkma seni kurtaracağım. Beni gerçekten dediğini yaptı. Bu saate kadar bana ne söz verdiyse yaptı. 21 Mart günüydü. Onun doğum günü. O gün bir yandan da şeydi. Miraç kandili. Kur'an okudum. Yasin okudum. Yani fazla okudum. Çok fazla okudum akşama kadar. Sonra işte yatağa geçtim. Yatağa geçtikten sonra arkamı dönünce Allah'ım dedim, benim Dilek ablam ölmesin. Yani sanki böyle içime doldu. Ben de öyle dememle benim ablamın telefonu çaldı. Gelin dedi, kardeşiniz yaralı. Orada benim ablam, annem bir de abimi arıyorlar. İşte gidiyorlar Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gittikleri gibi diyorlar hani kızımız nerede? Hastane diyor ki burada öyle bir kız yok. Öyle bir hasta yok. Tabii ölmüş morgdaymış. Hani onların da haberi yok. Sonra işte savcı gidip diyor hani savcı emniyet müdürü falan. Annemin kolumdan tutup direkt morga götürüyor. İşte sonra ben aradım annemi. Ablam aradı, Songül ablam. İşte ne olmuş? Tabii oradan çığlıklar geliyor. Hani bir şeyler olduğunu. Ya ben dedim ki hani en azından ölü. Hani en azından vurulmuşsa beni o da benim gibi olur. Kenarımda oturur. Salmıştım. O anda ablam böyle kafasını çevirip böyle gözlerini açıp bana dedi ki böyle demiyor. Hani o yeşil gözler, o güzel gözler toprağın altına girmemeliydi. Ben ablamın vurulduğunu bilmiyordum. Sonra annem beni aradı. Hani kızım şey dedi, ablam şey dedi, kalp krizi geçirmiş.
O yüzden ölmüş. Ben de uzmanlar iyi değilim ya. Dedim anne, dedim olsun dedim. Dedim anne başımız sağ olsun. Dedim bir şey olmaz dedim anneciğim kendisi mi? Hani annemi ya o halde bile annemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Dedim anne tek ölenle. Hani biz de öleceğiz. Diyorum dedim anne lütfen. Dik dur yoksa ben yaşayamam. İşte mezarlığa gittim ben o zaman da ablamın öldürüldüğünden haberim yok. Sonra mezardan dönüşte şey işte telefonuma üst üste mesajlar geldi. Mesajı açınca demek ki magazinlerde işte Dilek Kaya'nın işte şey geçiyor. Erkek arkadaşı tarafından biraz subay tarafından öldürüldü yazıyordu. Şöyle diyeyim. Hani mesele ya, ablamın meselesini ya, anlatayım size. O gün işte ablam eve gidiyor. İşte bir şeyler yiyor. İşte öldüğünde çünkü sofra. Biz evine gittik. Sofrası halen yerdeydi. Yani bildik ki bir şeyler yemiş. Sonra o subay Yusuf Çalışkan ablamın arkadaşını arıyor. Diyor ki diyor bana Dilek Kaya'nın adresini ver. Sonra işte o kız arkadaşı da benim ablamın adresini veriyor. İşte kapıya gidiyor. Kapıyı çalıyor. Hani ablam evde tek olduğu için kapıyı açmıyor. Bu adam kapıyı kırıyor. İçeri giriyor. Ablama işkenceler uyguluyor. Ablamı işkenceler yaparak öldürüyor. Tabii ifadesinde demiş ki işte bir hafta boyunca birlikteydik. Ya ama bir haftadır ablam benim yanımdaydı. Ama ben seni tanımıyorum Yusuf Çalışkan. Anne ablam bir haftadır senin yanındaysa o zaman benim yanımda gidilir. Hayalet miydi? Başın sağ Öyle. olsun yeniden, başın sağ olsun. Mekan cennet Ve olsun kutlu canım. ben gitmedim de ablam gitti Songül ablam. Yani gitmiş, görmüş. Benim ablam vahşice öldürülmüş. Yani bazen diyorum ki keşke tek kurşunla öldürseydi. Hani eziyet çekmeseydi. İşkence yapmış. Duvarlarda fotoğrafları gördüm. Duvarlarda kan izleri, el, sonra kapıda kan izi. Belli ki ablam kaçmaya kalkışmış. Elinden kurtulmaya kalkışmış. Ama yapamamış. Ve evin ortası kan gölü. Diyorsun ki Mutlu, yaşıyorum ama nefes alamıyorum. Ne demek istiyorsun? Şöyle diyeyim. Benim ablam öldükten birkaç gün sonra bana bir kağıt geldi. İşte şu Veysel Cam denen cani dışarı çıkmak istiyor açık cezaevine. Tabii ben kabul etmedim. Yani şöyle. Ya ablam ölmüş. Ablamı mı ya tutayım? O cani çıkmaya çalışıyor. Onu mu az ceza almış. 3 yıl sonra çıkacak. Onu mu ya tutayım? Ben bu haldeyim. Ben kendime mi ağlayayım? Yani bunları düşündükçe yani evet nefes alıyorum ama yani bilmiyorum nasıl yaşadığımı bilmiyorum. Şu an yaşama sebebim Dilek ablam hani adalet ve Türkiye'deki tüm kadınlar. Mutlu, bu noktada sen sesini çıkartırken ve adaletten bahsederken İstanbul Sözleşmesi'nden bir kere daha bahsedelim burada. Haberdar olmayanlar vardır belki. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşme ve kadına şiddet karşısında aslında önleyici maddeler barındıran bir sözleşme bu. Nedense Türkiye'de uygulanmıyor. Hatta bu dönem tırnak içinde söylüyorum belli ahlaki nedenlerle Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesi konuşuluyor. O ahlaki nedenler her neyse bir insanın canından, bir insanın yaşam hakkından daha önde olamazlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin savunduğu maddeler arasında kadına şiddete karşı koruyucu, önleyici, aynı zamanda failler için kovuşturmayı, yargılamayı,
gerçek anlamda adaletli yapılmasını sağlayan maddeler var orada. Ama bütün bunlarla ilgili nedense uygulanmayan bir sözleşmeden bahsediyoruz biz. Detaylarına bakabilirsiniz. Dernekler, kadın dernekleri, federasyonları bunun için mücadele ediyor. Türkiye'de kadınların hayatlarının eksik bırakılmaması için, Türkiye'de kadınların hayatının sonlanmaması için bu sözleşmenin maddeleri uygulanmalı. Aynı zamanda sosyal politikalar açısından da en acil şekilde acil önlem planları uygulanmalı. Diğer taraftan sadece kadını değil aslında o maddeler tüm aile fertlerini, bireyleri ve çocukları da koruyor. Ve biz aslında her hafta başka bir kadının öldürülmesiyle ya da şiddete maruz kalmasıyla her ekonomik düzeyden insanla karşılaşıyoruz. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Hiçbir gerekçesi olamaz. Türkiye'de belki işte kadına verilen değerle ilgili, belki aile içinde kol kırılır, yen içinde kalır zihniyetiyle ilgili. Ekonomik nedenlerle ilgili kılıflar bulunmaya çalışılıyor. Hiçbir gerekçesi olamaz. Şiddet erkeğin yetersizliğinin kadının çaresizliğine dönüştüğü bir yer oluyor aslında Mutlu. Ve altında bir sürü neden olabiliyor. İşte o erkek egemen zihniyet, cehalet, tedavi edilmemiş hastalıklar. Ama bu nedenler eğitimle aşılabilir. Ama sonu ne olursa olsun hiçbir gerekçesi de olamaz. Tekrar altını çizelim. Tedavinle ilgili bazıları da biraz magazinleşen süreçlerin içerisinde birçok şey duyduk, konuştuk ama bazıları galiba anlamını yitiriyor konuştukça. O yüzden net bir mesaj verelim. Senin tedavin nasıl gidiyor şu anda? Ya şöyle diyeyim. Bana yani Mutlu kaydedince Erkan'ı bile sanıyorlar ki ben İstanbul'da çok iyi bir hastanede tedavi olduğumu sanıyorlar. Ama ben 5 yıldır sofrasınız. 5 ay tedavi gördüm. Ben yani doktor bana diyor ki sen tam teşekkürlü bir hastanede yani aralıksız 1,5 yıl, 1 yıl tedavi görsen iyileşirsin diyor. Ama yani isim vermek istemiyorum ama üzerimden çok reklam yapıp bana umut verip Mutlu yanındayız. Mutlu şöyle ama kamera kapandığında Mutlu tek, Mutlu evde 5 yıldır oturuyor. Mutlu 5 yıldır tedavi görürse, Mutlu şu an neden halen kendi yemeğini kendisi yiyemiyor? Mutlu neden buraya abisinin, kardeşinin kucağında geliyor? Yani tek isteğim gerçekten tedavi olup, iyileşip tüm Türkiye, tüm kadınlarımıza umut olmak. 20'li yaşlarındasın henüz. Ve tedavi için aslında fizyolojik olarak şansın da var. Hani gerçekten bir kurşunla bu hayatta aslında engelli bırakıldın. Ama diğer taraftan tedavi için beynin kendini yenileme sürecinde şansın da var. Bunun tedavisi için hala hepimiz bir şeyler yapabiliriz. Bunun da altını çizelim tekrar burada. Şarkı söylüyor musun? Benim annem eskiden ağıt yakardı. Ya küçüktüm demek. Ya diyordum ki, ya annem neden at yakıyor? Böyle işte köşe at yakıyordu demedi. Sonra işte neden şarkı söylemiyor at yakıyor? Sonra ablam öldüğünde ben bir gün işte pencerenin kenarında oturuyordum. Ben de farkında olmadan at yaktığımı gördüm. Demek annemin yüreği çok yandığı için ağıt yakıyormuş. O yürek yanmadan o ağıt yakılamıyormuş. O zaman ben daha birkaç gün önce annemi anladım. İster misin söylemek burada? Ya tabii sizi kırmak istemem. Hı-hı. Böyle küçük bir şey Hı-hı. söylemeye çalışıyorum. Ama beğenmeyebilirsiniz ona göre. Hı-hı. Sen içinden geleni söyle. Hı. Beğenmek değil mesela. İşte gidiyorum. Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol aralmış görmeden gidiyorum. Pek beceremiyorum ama söyleyeceğim. Söyleyeceğim, sesim açılacak, yürüyeceğim. Çünkü ben toprağa basmayı çok özledim. Ben yağmurda ıslanmayı çok özledim. Yani yapacağım.
İlişeceğim. Avukat olacağım. Şarkımı da söyleyeceğim. Kimseyi mutlu etmeyeceğim. Ve bu adaletsizlik kimsenin yanına kalmayacak. Ne Veysi Ercan, ne Yusuf Çalışkan, ne de diğer kadınları öldüren kimsenin yanına kalmayacak. İyi ki geldin Mutlu. İyi ki İyi ki. buradaydın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.